Aslında bir önceki kampüsten gayet memnunduk. Yani orayı yaparken de Türkiye'de ilk olarak gördüğümüz birçok konsepti, birçok yeni yaklaşımı orada kullanmıştık. Ama yer anlamında artık bizi kısıtlamaya başlamıştı. Yani işte insani çalışma koşullarında kişi başı 6 metrekare gibi bir şey aşağı yukarı gözüküyor. Bizde bir takım katlarda 3-4'e kadar inmişti bu rakam ve çalışılamaz hale gelmişti. Bu aşamadan sonra artık yemek sepetinin kampüs ortamından bir kademe daha çıkıp başka bir konseptle, başka bir yere, çok daha büyük bir yere ve o daha uzun süre kalabileceği bir yere geçmesi kaçınılmazdı. Ve yaklaşık bir sene önce çalışmalara başladık. 3-4 ay kadar sürdü. Ferko ile beraber ya sıkıştık bura için. Burası da yeni yapılıyordu. Onun hem avantajları hem dezavantajları oldu. Ama herkes iyi niyetlerinden geleni ortaya koydu ve 8 ay kadar da bir implementasyon süreci geçti. Mimarlarla beraber çalıştık. Erginoğlu Çalışlar, Türkiye'nin bence mimarlık ofislerindeki en önemli isimlerinden biri. Onlarla beraber oturduk ve konsepti hep beraber ortaya çıkarttık. İşte uygulama süreci de yaklaşık 7-8 ay kadar sürdü ve şu anda Yemek Sepeti Park'tayız. Yani Yemek Sepeti'nin zaten bir yoğurdu iyi şekli var. Yani Yemek Sepeti'nin kurum kültürünü dışarıdan bakan biri de rahatlıkla hissedebilir. Hep dediğim bir laf vardır. Yani bir toplantıya dışarıdan baktığım zaman o toplantıdaki hangi tarafın Yemek Sepeti olduğunu ilk dakika içerisinde anlamak isterim diye. Ve bu kurum kültürüne bağlı kalarak yeni arkadaşları aramıza katıyoruz. Dolayısıyla Yemek Sepeti'nin bu parkı da özellikle işe alım süreçlerinde bize çok faydalı olacak ve daha istediğimiz, daha bizimle beraber olmasına çaba gösterdiğimiz arkadaşları bünyemize katmakta ve kurum kültürünü oluşturan arkadaşları da kaybetmemekte, Yemek Sepeti'nin aidiyetini arttırmakta çok önemli olacağını düşünüyorum. Parka yakın bir alternatif çıkmadı. Daha önce kampüstü. Daha genç bir şirket olarak kampüs konseptini daha uygun bulmuştuk. Bahçe vesaire anlamında, her anlamda yani. Hatta kampüsten mezun olduk artık diye bir parti yaptık şirkette. Ve de yıllık çıkarttık. Herkes birbirlerine write-up, yani yıllık yazıları yazdı ve bunu herkese dağıttık. Ama artık kampüsten mezun olduk ve parka geçiyoruz. Yani teknolojiyi daha yoğun, daha içselleştirdiğimiz ve modern çalışma ortamlarının da neredeyse tamamına haiz olan, yani daha önceki yerde yapamadığımız, uygulayamadığımız bir takım konseptler vardı metrekare yüzünden. Burada aklımıza gelen her şeyi yapabildik. Ve yemeksepeti.com'un işte önümüzdeki 10 senesine baktığımda parkla beraber çok daha bütünleşmiş, kurum kültürünü çok daha içselleştirmiş bir firma olarak çalışanlarla beraber yolumuza devam ediyoruz. Bunları istemekte ve beklemekte haklılar. Yani hayır, işte daha önceki X ve Y kuşağına baktığımızda böyle talepler görmüyoruz. Z kuşağı da bu taleplerle gelmemeli diye bir duruş söz konusu olamaz yani. Bunu artık kanıksamamız gerekiyor. Aynı işi yapmak istemiyorlar. Çok çabuk sıkılıyorlar. Çok çabuk iş değiştiriyorlar. Aidiyet duygusu daha zor oluşuyor. Ve bütün bunların ışığında bu kuşağın gerçeklerini, bu kuşağın ihtiyaçlarını değerlendirip ona göre bir yaşam alanı ve çalışma alanı oluşturmak daha doğru bir çözüm geldi bize. Ve şu anda baktığımızda hakikaten sosyalleşebilecekleri, etrafta duyduğunuz hemen hemen her şey burada var. Yani işte PlayStation odaları, langırtlar, masa tenisi, retro oyun cihazları, uyku alanları, uyku odaları, hatta ona ayrı herhalde geleceğiz. Yani burasını kendi evleri gibi hissedecek ve üretebilecekleri her şeyi onların önüne getirmeye çalıştık. Ve sadece de yani evin ortamından, aslında şöyle diyeyim, evin rahatlığına sahip ama evden çok daha sosyal bir ortamda Yemek Sepeti Group için hep beraber çalışıyor olacağız. Bu çalışanların sağlığıyla ilgili baktığımızda bayağı bir şey yaptık. Yani işte pilates dersleri vesaire, yoga falan, onları bir kenara bırakıyorum. Fitness center var, onu da bir kenara bırakıyorum. Ama mesela şey bayağı konuşuldu, koltuklara o kadar para verilir mi? Verilir. Yani insanın bence koltuğu ve yatağı acayip önemli. Çünkü günün 16 saati en az ikisinin üzerinde geçiriyoruz. Ve bir takım şeylere para harcamaktan kaçınmadık. Yani yine pazarlığımızı her şeyin sonuna kadar yaptık ama bir takım şeylerde biraz daha lükse kaçabildik. Onların biri koltuktu mesela.
Uyku odaları çok ilginç bir konsept bence. Power nap denen, yani bu hızlı bir şekilde bir 20-25 dakika insanın kendine gelmesi için gün içerisinde uyuması, eskilerin tabiriyle uyuklaması, şekerlemesi söz konusu. Ve bunların her anlamda kişinin hafızasına, kişinin üretkenliğine, yaratıcılığına çok şey kattığı bir sürü bilimsel makaleyle desteklenmiş durumda. Bu bilimsel makaleyle desteklenmemiş olsa bile çalışanlardan böyle bir talep, böyle bir ihtiyaç gelmesi söz konusu olduğu takdirde biz bunu zaten değerlendirdik. Hiç kimseden ya ben uyumak istiyorum şirkette diye bir şey gelmedi. Ama dedik ki böyle bir şey yapsak bunun birkaç yönü var. Yani sadece şirket içerisindeki mesai saatlerinde değil, aynı zamanda işe erken gelmek, trafikten dolayı erken gelmek isteyenler de uyuyabilirler. Akşamüstü bir şey olabilir. Yani orada bir takım odalar var, 8 tane oda var. Ve o oda fully izole, tamamen izole bir şekilde. Bütün ses yalıtımı falan her şeyi gayet düzgün bir şekilde hazırlanmış olmak üzere çalışanların emrine amade. Şu çok eleştirilmedi de çok soruldu. Ya onu yapmışlardır odaları ama ondan sonra işte bakıyorlardır kim uyuyor çalışmıyor falan diye. Yani böyle bir kafa söz konusu değil tabii. Yani eğer insanların o odaları kullanmamasını istesek veya mesai saatlerinde PlayStation oynamamalarını istesek bunları oraya koymayız. Bu kurum kültürünün bir parçası. Yemek Sepeti iş yapış şekli anlamında sonuç odaklı bir firma. Ve çalışanların kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirip sonuca ulaşıp o sonucu getirebildikleri takdirde onu 8 saatte getirmiş, 7,5 saatte getirmiş, yarım saat pimpon mu oynamış falan o beni hiç ilgilendirmiyor. Bowling salonu çıkmıştı. Yüzme havuzu çıktı. Jacuzzi çıktı. Bu arada bunlar da hayata geçirilebilirdi. Yani ama burada şeye baktık. Böyle bir şey yapsak kaç kişi bunu kullanacak? Yani 3 kişinin kullanacağı bir şey yapmaktansa o metrekareyi çok daha fazla insanın kullanacağı bir şey dönüştürdük. Fitness center çıktı ki onu yaptık zaten. O da bayağı kullanılıyor mesela. Gün içinde de bir sürü insan kullanıyor. Terası yapacağız. Yani bu konuşmayı belki belli bir süre sonra tekrar terasta yapmak söz konusu olur. Oradan da bayağı keyifli bir yer olacağını tahmin ediyorum. İnsanların ilgisini çeken en çok uyku odaları oluyor. Nasıl yani? Hakikaten gerçekten uyuyor mu insanlar orada? Bir bakabilir miyiz? Şu anda uyuyan var mı falan gibi taleplerle karşılaşıyoruz. Restoran çok ilgi çekiyor. Restoran hakikaten bayağı bir Amerika'daki benzer diner tarzı bir duruşu var. Onunla ilgili hatta müzik kutusu getirdik yurt dışından bayağı uğraştık. Farklı farklı alanlar özellikle sanat eserleri dikkat çekiyor. Çünkü sanat eserleri dediğimizde hakikaten Fikret Mualla, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Burhan Doğançay gibi Türk resminin önemli isimlerinden eserleri yayınlıyoruz, eserleri sergiliyoruz. Şirketin her bir tarafı başka bir kesime, başka arkadaşlara hitap ediyor. Ama herhalde uyku odaları diğerlerinden biraz daha fazla ilgi çekiyor diyebilirim. Bayağı bir şey yaptık. Güvenlik anlamında, güvenlik bizim için biraz zor bir kalem. Çünkü biz mümkün olduğunca insanların serbest olarak dolaşabilmesine imkan tanımak istiyoruz. Yani herkesin cebinde bir kart, hangi kapıyı açarsa kartla açıyor gidiyor falan gibi böyle insanların tutturulmuş üzerlerine kartla geçsinler istemiyoruz. O yüzden de onların mümkün olduğu kadar hayatlarına az müdahale ederek cep telefonlarını kurdukları bir aplikasyonla hiçbir şekilde onları rahatsız etmeden veya yanlarında ekstra bir şey taşımadan şirkete giriş çıkışlarına bakıyoruz. Altyapı anlamında da bayağı çalıştık. Burada 3 farklı, ya isim vermeyeyim şimdi, farklı internet servis sağlayıcısının 3 farklı metro ethernet hatları var ve birbirlerini yedekliyorlar. Aynı zamanda şirket içerisinde herkes her an istediği şekilde çalışması mümkün. Yani laptopunu alıp yine network'te kalmak üzere birinci kata çıkıp beşinci katta, altıncı katta, terasta vesaire istediği her yerde yine network'ün içinde kalmak üzere çalışabiliyor ve herhangi bir kesintiye uğramıyor. Ve 500 kişiden fazla kişinin çalıştığı aynı anda 10.000 metrekarelik bir alanda bunu başarmış olmamız bence güzel bir olay. Ve bununla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Yani ilk taşındığımız zaman yoktu da sonra düzelttik falan da değil. Bir takım minimumlarımız vardı zaten. O minimumlarımız yerine gelmediği takdirde taşımayacaktık. Bu da minimumlarımızdan biriydi ve Yemek Sepeti olarak taşındık. Özellikle Milföy adını verdiğimiz bir toplantı alanımız var. Siz de göreceksiniz birazdan. Çok keyifli bir alan ve orada taşındığımızdan beri ki taşınmayı sonlandırmamız biraz daha sürdü. Yanılmıyorsam 3. veya 4. etkinlik olacak.
Orada da bize gelen, yani kafaca uyuştuğumuz, amaca hizmet ediyor olduğunu düşündüğümüz toplantılar, eğitimler vesaire ne olursa onlara elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz. Yani sadece yemeksepeti.com çalışanlarının kullandığı bir alan olarak kullanmayacağız. Dışarıdan da rahatlıkla gelinip, özellikle ben kendi altyapım gereği girişimcilikle çok fazla uğraşıyorum, çok fazla iş yapıyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla da çok farklı çalışmalar içerisinde bulunuyorum. Bunların neredeyse tamamını artık Yemek Sepeti Park üzerinde yapıyor olacağız.